İyonik bağlar, iyonik bileşikleri bir arada tutan kuvvetlerdir ya da katyon ve anyonları bir arada tutan şey de diyebiliriz. İyonik bağ içeren bir bileşiği örnek olarak sodyum klorürü yani bildiğiniz sofra tuzunu verebiliriz. Bu gördüğünüz çok yakından çekilmiş sodyum klorür kristallerinin resmi. Aslında siz de kendi evinizde bu kristalleri oluşturmayı deneyebilirsiniz. Evde bulunan sofra tuzunu alıp bir miktar suyun içinde çözüp daha sonra bu çözeltiyi Suyun yavaş yavaş buharlaşması için bırakabilirsiniz. Eğer şanslıysanız buradaki gibi simetrik çok güzel kristaller elde edebilirsiniz. Bu kadar güzel görülebilen kristallerin oluşumu aslında benim için kimyadaki en eğlenceli şeylerden biri sayılabilir. Yakından bakınca bu kristallerin şekillerini, simetrik yapılarını bile görebilirsiniz. Bu simetrik yapı aslında bize bu bileşiklerin moleküler düzeydeki yapıları hakkında bilgi veriyor. Kristallere çok çok yakından bakabilirsek şu şekilde olduklarını hayal edebiliriz. Aslında çok da hayal etmemize gerek yok. X ışını kristalografisi gibi cihazlarla bunu gerçekten yapmamız mümkün. Bu şekilde bileşiklerin kristal örgülerini inceleyebilir, iyonların katılar içinde nasıl yerleştiğini görebiliriz. Bu yerleşim biçimi bu bileşiklerin özellikleri hakkında pek çok şey öğrenmemizi sağlar. İyonik bağlar ve iyonların bileşik içindeki yerleşim biçimi, örneğin bu bileşiğin çözünürlüğü hakkında bilgi verebilir. Ya da erime ve kaynama noktası gibi daha farklı özellikleri hakkında ve hatta iyonik bir katının nasıl daha sert olduğu konusunda bile bilgi verebilir. Sodyum klorürün içindeki iyonik bağlar aslında sodyum ve klorür iyonlarını bir arada tutan şey. Daha doğrusu sodyum artı ve klorür eksiği bir arada tutan şey. İyonik bağın kuvveti elektrostatik kuvvete bağlıdır. İyonların arasındaki elektrostatik kuvvete ben bu kuvvete Fe demek istiyorum. Bunu yüklü iki maddenin arasındaki kuvvetliği de açıklayabiliriz. Bu kuvvet K dediğimiz bir sabitin etkileşim halinde olan iki yükle çarpılmasının aralarındaki uzaklığın karesine bölümüdür. Burada gördüğünüz Q1 ve Q2 yükleri temsil ediyor. Mesela sodyum klorürdeki duruma bakalım. Sodyum iyonunu temsilen Q1 artı 1 olabilir. Klorür iyonunu temsilen Q2 de eksi 1 olabilir. Tabii bunları tam tersi olarak da söyleyebilirdik. Klorür Q1, sodyum da Q2 olabilirdi. Gördüğünüz gibi bu denklemde hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. R karede biraz önce söylediğim gibi iyonlar arasındaki uzaklığın karesi. Bu uzaklığı yaklaşık olarak iki iyonun yarı çapı toplamı olarak alabiliriz. Yani iyonik yarıçapların toplamı olarak. Artık klomp yasasını kullanarak iyonik bağım kuvvetine bağlı birçok özellik hakkında yorum yapabiliriz. Bugün üzerinde durmak istediğim özellikle erime noktası. Erime noktasının nasıl değiştiğine bakıp bunun klomp yasası ile arasındaki bağıntısını bulmaya çalışacağız. İlk bakacağımız şey yani karşılaştırmak istediğim ilk iki bileşik sodyum florür magnezyum oksit. Sodyum florürün erime noktası 993 derece santigrat. Magnezyum oksitin erime noktası ise 2852 derece santigrat. Bu bileşikler hakkında bildiğimiz bir başka nokta ise iyonik yarı çapları. İyonlar arasındaki uzaklık sodyum florürde de magnezyum oksitte de aynı. Yani tıpa tıpa aynı değil ama yine de çok yakın değerler. Demek ki R ikisi içinde aşağı yukarı aynı diyebiliriz. O zaman erime noktasındaki farkın nedenini bulmak için yükleri kullanmamız gerekecek. Bildiğiniz gibi erime noktası iyonları birbirinden ayırmak için ve bir bileşiğe vermeniz gereken enerjinin ölçüsü gibi bir şey. Yani F artıyorsa erime noktası da artacak demektir. Eğer iyonlar arasındaki kuvvet artıyorsa onları ayırmak için çok daha fazla enerjiye ihtiyacımız olur. Bunu bu örnek üzerinden daha da rahat anlayabiliriz. Manezyum okside oluşturan iyonlara bakarsanız, manezyumun artı 2, oksitin ise eksi 2 yüke sahip olduğunu görürsünüz. Sodyum flörde ise, sodyum artı 1, klorür ise eksi 1 yüke sahip. R'nin biraz önce söylediğimiz gibi iki iyonik bileşik için aynı olduğunu varsayarak, Magnezyum oksit için hesaplanacak Q1 çarpı Q2. Sodyum flor için hesaplanacak değerden 4 kat daha büyük olmalı. R'nin biraz önce söylediğimiz gibi iki iyonik bileşik için aynı olduğunu varsayarsak, magnezyum oksit için hesaplanacak Q1 çarpı Q2, sodyum flor için hesaplanacak değerden 4 kat daha büyük olmalı. Q1 ve Q2'nin çarpımı magnezyum oksit için daha büyük olacağına göre, bu iyonik bileşiğin erime noktası da daha yüksek olmalı. Aynı karşılaştırmayı sodyum klorür ve sodyum florür için yapabiliriz. Bu sefer farklı olsun diye başka bir özelliğe de bakabiliriz aslında. Ama bence yine erime noktasına bakalım. Sodyum klorürün erime noktası 801 derece santigrat. Sodyum flörürünki ise 993 derece santigrat. Zaten daha önce de söylemiştik. Bu sefer iki iyondaki yükler aynı. Q1 ve Q2. İki bileşikteki sodyum için artı 1. florür ve klorür için ise eksi 1. Demek ki Q1 ve Q2 çarpımı iki bileşik için aynı diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bu sefer anyonlar farklı. Florür yerine klorür koyduğumuza göre R artmış olmalı. Matematiksel ifadede R paydada olduğuna göre R'yi arttırmak Elektrostatik kuvveti azaltmak demek. Diğer yönden düşünürsek, sodyum klorürden sodyum florüre geçerken R azaldığına göre erime noktasının artması gerekir. Öyleyse bu bileşik çiftlerinde elektrostatik kuvvetin daha yüksek olduğu bileşiğin erime noktası da daha yüksek olacaktır. Bu da ya Q1 ve Q2 yüklerin artmasından ya da iyonların arasındaki uzaklığın azalmasından kaynaklanacaktır. Bu yaptığımızda iyonik bileşiklerin bazı özelliklerini klomb yasasına kullanarak nasıl elektrostatik kuvvete bağlayabileceğimizi göstermiş olduk.